Birlikte Pişirelim, Onan Limited'in katkılarıyla yayınlanmaktadır. Birlikte Pişirelim programından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün mutfağımızda yine değerli bir konuğumuz ve güzel bir tarifimiz var. Bugünkü konuğumuz Şef Ecem İlhan. Hoş geldin Ecem. Hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Tekrar mutfağımızda görmek ne kadar güzel. Ben de aynı şekilde. Güzel bir tarif alacağız bugün evet, senden. Evet. Bir tortellini yapıyoruz evet. Değil mi? İtalyan mutfağı. Aynen, bir makarna çeşidi. Hı-hı. Yalnız tarife geçmeden önce kısaca kendini tanıtır mısın? Tabii ki. Ben Ecem İlhan. Yeni Amerikan Üniversitesi'nde gastronomi ve mutfak sanatları mezunuyum. Ayrıca eğitime devam etmekteyim. Şu an turizm alanında master yapmaktayım. Bunun haricinde de çalışıyorum bir alakart restoranda. Evet. Öyle. Ne kadar güzel. Sevdiğin bir meslektesin. Evet, kesinlikle öyle. Severek yapmak çok önemli. Evet. Bugün mutfağımızda ne pişiriyoruz? Evet, bugün sizlere ricotta dolgulu tortellini yapacağım. Bunu seçmemdeki amaç aslında İtalyan mutfağına çok ayrı bir ilgim var. Makarnaları olsun, pizzaları olsun çok ilgi duyduğum için. Bir de bizim kültürümüzde de pirohu var aslında. Tortellini bize biraz da pirohuyu anımsatır. Ondan kaynaklı bunu seçtim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Tabii ki. Biraz daha tadına bakacağız tariften sonra. Aynen öyle. Tarife dönelim istersen. Tabii. Malzemelerimiz nelerdir? Öncelikle hamurumuz için 200 gram un, 200 gram semolina dediğimiz irmik unu kullanacağız. Bununla birlikte 7 tane yumurtanın sadece sarısı, 2 tane de tümü var. Bu hamur içindir. Onun haricinde sos için bal kabaklı bir sos yaptım. Peynir dolgusunun içinde de ricotta ve ıspanak kullanacağım. Bunun haricinde tatlandırmak amacıyla da trüf mantarı yağı kullanacağım tabii ki. Evet. Ispanak ve bal kabağını seçtim aslında. Bunları seçmemdeki sebep hem bakıldığında tam dönemi mevsimsel olduğu için aslında bal kabaklı bir sos tercih ettim. Hı-hı. Öyle. İsterseniz başlayalım ilk malzememiz öncelikle. Malzememiz bu kadar. Aynen. Kremayla bağlayacağım bu sosumu. Krema ne kadar kullanıyoruz? Krema total 200 milim falan var. Yani bir küçük paket krema kadar var. Evet. Şimdi bir ön işlem yaptığı malzemelerimiz var. Hı hı. Onlardan biraz bahsedelim istersen başlamadan önce. Bal kabağı yaptığım aslında sosum bal kabağın içerisinde soğan sarımsak var. Bununla birlikte ben bunu çok iyi haşlayıp blenderdan geçirdim. İçerisine ekstra tuz ve karabiber olarak tatlandırdım. Bunu tavaya aldığımızda ekstra içerisine kremayla bağlayıp parmesan peyniri koyacağız bunun içerisinde bağlanması için. Evet. Hem ayrıca bir lezzet katmasından kaynaklı. O öyle olacak. Dolgumuzun içinde de ricotta totalinde 400 milim kadar bir ricotta peynir kullanacağım. 1,5 bal denilebilecek kadar da ıspanak kullanacağım bunun içerisinde. Ispanağı öncelikle biraz soteleyeceğim. Daha sonra biraz hafif soğuttuktan sonra ricotta peynirimi ve türüp mantarımı koyacağım. Bunlar biraz sonra izleyicilerimiz izleyecekler. Bir de yeşil suyumuz var değil mi? Aynen, yeşil onu su. Onu nasıl hazırladık? Yeşil su aslında bizim gastronomi mutfaklarımızda özellikle çok kullandığımız bir sostur. Hı hı. Yani çok basit ama dekor olarak da çok güzel görünen bir sos. Maydanoz ya da herhangi yeşil atıyorum mesela fesleğen olabilir. Bu gibi bunları gidip şey yapabiliriz nasıl desem size rondoya koyup içerisine sıvı yağ da ekleyip çektirdikten sonra sadece tek püf noktası süzdürmeniz lazım. Süzdürdükten sonra bu yeşil su kıvamını alır. Evet. Ve bu yağı böyle dekorlarınızda dekor, kullanabilirsiniz. Dekor olarak. Aynen. Herhangi yeşil bir sebzeden olabilir. Evet evet. Ispanaktan da yapabilirsiniz. Kereviz olur mu? Şekilde. Kereviz de olur. O da olur. O da olur. Ama kerevizin tadı biraz daha böyle farklı. Baskın olduğu evet. için başka bir sebzeyle de onu birleştirebilirsiniz mesela. Evet, teşekkürler. O zaman tarife geçelim lütfen. Tabii. Şimdi öncelikle unumu alıyorum. Burada yaklaşık 200 gram unum var. Bunun içerisine 200 gram da semolina dediğimiz irmik ununu kullanıyorum.
Bunu koymak zorunda değiliz aslında. Ben de onu soracak, neden iki un karıştırıyoruz? Evet. Şimdi normalde makarna hamuru diğer hamurlara göre daha sert olur. Çünkü yumurtayla yapılır. Fakat yumurtasız da yapılabilir aslında. Ama ben yumurtayla yapacağım bunu. O yüzden semolina burada hem tortellininin daha sert olmasına ve şey olmasını sağlayacak, açılmamasına. O yüzden ben kullanıyorum. Bunun haricinde yumurtasını ilave ediyoruz şu an. Sadece sarıları var burada. 7 tanesinin sadece sarısı, 2 tanesinin de sadece şeyi var, tüm olarak tüm yani. Tüm olarak. Evet. Nasıl geçiyor çalışma hayatı? Güzel. Yeni başladın değil mi? Evet, yaklaşık bir 5 aydır ondan çalışmaktayım. Ondan önce başka bir yerdeydin. Evet, ondan önce de gene otel sektöründeydim. Evet. Otellerin restoranlarında falan çalışmaktayım genelde. Otel restoranı mı tercih edersin çalışmak için? Yoksa normal, sadece restoran olarak? İnanır mısınız? Hangisini normal tercih yapabilir misin? Tercih yapamam çünkü normal bir restoranda hiç çalışmadım. Çalışmadım. Evet, genelde hep otellerin restoranlarında çalıştığım için. Ama her ikisi de güzel ve keyifli olması gerekir bence. Tabii ki otel restoranları daha yoğun, daha kalabalık. Belki daha çok çeşitli var orada değil mi? Evet. Kendinizi geliştirmek için daha iyi bir yer bana göre. Hangi bölümdesin? Alakart. Benim alakarta çok meram var. Pek tatlıyla aram yok. Ve makarnalara ilgin var. Evet evet. Hamur işlerini seviyorum hamur işleri aslında. Bugün bir makine getirdik. Evet. Makinede açacağız hamurumuzu. Değil mi? Aslında çok pratik, kolay. Yani hamur açmayı bilmeyenler için. Kesinlikle. Güzel bir alet. Hamurun biraz dinlenmesi gerekiyor değil mi? Tabii tabii. Bütün hamurlar zaten dinlenmesi lazım yorulduktan sonra. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Makarna hamuru bayağı biraz sert olacak. Hem açılması da bu makine bize çok yardımcı olacak ondan kaynaklı. Biz bunu elde yoğurduğumuz için daha zor. Ama makineniz varsa evde, makinede yapmak daha iyidir. Zorla bir hamur yapıyoruz yani. Çok evet. Katı bir hamur oluyor. Evet. Bir de sarı olur işte yumurta koyduğumuzdan evet. Kaynaklı. Çoğunluk çünkü yumurtanın sarısını kullandık. Evet. Amacımız o. Yumurtasız da yapılabilir demiştin. Evet evet. Şimdi şöyle bir şey var. İki türlü makarna türü var aslında. Bir yumurtalı olan, bir yumurtasız olan. Şimdi iki türden neyimiz var? Bir kuru makarnamız var. Aslında bu marketlerde satın aldığımız onlar fırınlanmış makarnalardır. Onların raf ömrü de daha uzundur, pişme süresi de daha farklıdır. Bir de bizim evde yaptığımız bu yapımda ikisi de ayrı. Ama bunları ayıran özellikler nelerdir mesela? Örneğin marketten aldıklarımızda evet. Durum buğdayı dediğimiz bir un var. Buğday var çok pardon. Buğday var. Genellikle o buğdayı kullanılır. Bu buğdayı diğerlerinden ayıran özellik ise hem protein bazında daha yüksek hem de nişastası daha yüksek. Bu yüzden genellikle kullanılır. Bizim evde yaptığımızdan ne farkı var? Mesela bunu biz pişireceğimizde direkt şimdi. Evet. Ortalama süresi 3 ila 5 dakika arası değişir. Ama normalde kuru aldığımız makarnaların süresi 8 dakika. 8'den başlayıp 12'ye evet, kadar evet, sürebilir. Evet. Bunun sebebi de bu hamur suya girdiğinde suyla daha çabuk etkileşim haline girdiğinden dolayı daha erken pişer. Hem de kendi yaptığımız makarna taze evet, taze daha güzel taze, değil mi? Kesinlikle. Katkısal bir şey yok. Daha sağlıklı. Küçük büyük herkesin sevdiği bir yemek kesinlikle. Makarna. Kesinlikle. Özellikle çocukların, evet. Gençlerin değişik soslarla, değişik içine zebzeler, deniz ürünleri katarak yapılan tabii, tabii. Tarifler var. Kesinlikle öyle. Çok çeşidi var. Hatta yani dünya genelinde 600'den fazla çeşidi olduğu bilinmekte. İtalya'ya gittin mi? Yok gitmedim ama gitmek istediğim ilk yerler arasında. İtalya mutfağını seviyorum dedin. Evet. Yavaş yavaş hamurumuz evet, toparladı. Bir kıvam aldı. Ha,
alakart mutfağındasın, alakart bölümündesin çalıştığın otelde. Hı hı. Neler var alakart listenizde? Yani alakart listemizde balık da var, et de var, tavuk da var. Genel olarak yani bütün herkesin damak lezzetine uyabilecek, sevebileceği şeyler var. Hatta vejetaryenler için de ayrı yaptığımız ürünlerimiz var. Evet. Tamam, bunu birazcık dinlenmeye bırakacağım. Üstünü de bir peçetecikle örteyim. Ne kadar beklemesi lazım? Yaklaşık yani bir 20-25 dakika. Evet. Şimdi isterseniz iç dolgumuza geçelim. Hı-hı. Hazır hamur beklerken. Evet. Bir dakikacık. Bir de size zahmet suyun altını yakma şansınız tabii var ki. Mı? Karnımızı haşlamak için. Evet. Suyumuz hazırlanıyor. Hatta birazcık altını kısabiliriz. Tamam. Vaktimiz var çünkü. Aynen. Ispanaklarımız. Evet. Güzel ıspanaklar. Hı hı. Mevsimine göre istediğimiz malzemeyi kullanabiliriz diye. Evet, kesinlikle. Şimdi bal kabağı da var. Bal kabağının çorbası, tatlısını yapacağım ben. Harika. Tahınlı çok severim. Güzel olur, evet. Kesinlikle. Bugün günler yoğun geçiyor, çalışıyorsun. Ondan sonra eve geldiğin zaman annem yapıyor yemekleri. Sen devam ediyor musun evde? Her zaman ben yapamıyorum maalesef. Hı-hı. Çünkü gerçekten yoğun saatler çalışmaktayız. Bazen işte mesailerimiz olur falan. O yüzden ben çok yapamıyorum evde ama fırsat buldukça yaparım tabii ki. Çalışmadığın günler? Evet, muhakkak. Kesinlikle. Bunu koyalım tavamıza. Evet. Söndürelim ben. Tamam. Kısık ateşte şu anda. Evet. Yağ koymuyoruz. Ya isterseniz koyabilirsiniz. Ama ben koymayacağım buna. Evet, şimdi ne ilave edeceğiz ona? Buna peynirimiz var. Rikottomuz var ve trüf mantarımız var. Hı hı. Trüf mantarı yağı. Şimdi trüf mantarı aslında çok önemli ve gerçekten lezzet aroması çok yüksek olan bir mantar çeşididir. Evet. Genelde bu İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da bulunan bir mantardır sadece. Ve bunu aslında çok önemli yapan bir şey de çok kolay bulunabilmemesi. Hı hı. Yani mesela bu mantarı bulabilmeleri için insanlar koku duyarısı daha iyi olan mesela köpekler ve domuzlardan yardım alarak bulabilirler. Çünkü ağaçların altında büyüyen bir mantar çeşididir bu. O yüzden kolay da bulunmaz. Ayrıyeten şöyle bir püf noktası var. Bu yağı sadece 2-3 damla damlatabilirsiniz. Çok keskin. Çok keskindir. Yani eğer ben bunun içine gidip 5 damla atarsam bu bitmiştir yani. Kesinlikle onu kullanamayız. Bu çok önemli, evet. Aynen. Peki siz nasıl buldunuz bu mantarın yağını, nasıl elde ettiniz? Yağı... Hazır mı aldın? Tabii. Hazır olarak da var. Mantarın kendisi olarak da satılmakta. Hı hı. Çok büyük marketlerde bulabilirsiniz. Ama onun haricinde diğer süpermarketlerde falan çok bulunabilecek bir şey değil. Evet, çok merak ettim kokusunu. Çok keskin dedin. Evet. Bakayım. Çok zaten çok az var içerisinde. Aynen. Benim dediği. Bundan 2-3 damla kullanacağız. Oy, çok keskin. Yani daha yaklaşmadan böyle. Değil ama. Evet, çok keskin bir kokusu var. Evet. Şimdi peynirimizi koyalım. Dikkatli bir şekilde. Evet. Tamam. 3 damla. Evet. Fazlası yok. Şu an bile gerçekten bu 3 damladan kokuyu alabilirsiniz. Yani evet. O derecede keskin etkili bir aroması var. O da orada hafif sotelensin. Hı hı. Ne koyacağız içerisine? İçerisine
sadece biraz tuz ve karabiber koyacağım. Hı-hı. Ve karışımımızı ilave edeceğim. Biraz daha karıştıralım istersen. Sen yardımcı olur. İnşallah görmek istediğin yerleri görürsün. İnşallah. İtalya'yı çok görmek isterim dedin. Evet evet kesinlikle. İtalya mutfağını sevdiğin evet. için. Çok severim gerçekten. Peki gittiğin yerler var mı? Yurt dışında nereleri gezdin? Yurt dışına gittiğim bir yer yok şu an. Yani Türkiye haricinde. Hı-hı. Ama planlarımda var. Yakın zamanda bunları gerçekleştirmeyi planlarım. Umut ederim diyelim. Oradan geri gelmesi tekrar yeni tariflerle mutfağımıza evet. bekleriz. Kesinlikle yani. Ben zaten en çok mesela farklı kültürleri görüp farklı lezzetler tatmayı seven bir insanım. Evet. Yani o yüzden çok isterim. Ne güzel. Ben de çok severim değişik mutfaklar, değişik ülkeler. Evet. Kesinlikle. Kendimize çünkü... yakın olanlar mesela bazı tarifleri çok severiz. Bize baharatlı gelir, acılı gelir ama daha sonra alışıyoruz galiba o tariflere, o baharata. Seviyoruz o mutfakları. Evet. Mesela gerçekten Hindistan yemekleri falan mesela yapan şefimiz vardı. İlkten bana çok ağır gelirdi baharatlarından dolayı. Çünkü evet. biz kültürümüz gereği de çok baharatlı yiyen insanlar değilik aslında. Evet. Sadece karabiber kullanırdık daha önce annelerimizin zamanında. Kesinlikle. Tuz karabiber. Evet. Bazen bahar, kimyon vardı. Evet evet. Onun dışında başka baharat hatırlamıyorum. Çok baharat kullanan evet. bir kültürümüz yok açıkçası. Çok yağlı yemek de yemeyiz mesela biz. Hı-hı. Ama onunla ilk şey olduydum, yabancılık çektiydim. Sonrasında gerçekten sevmeye başladım ama. Evet. Damak alıştıkça, evet. farklı tatlara. Annenin yemeklerinden hangisini seversin? Hepsini. Bence annelerin bütün yemekleri gerçekten kötü olma olasılığı kesinlikle yok. Kesinlikle yok, evet. Evet, hepsini çok severim. Çok da yani mesela bamyayı falan hiç seven bir insan değilim normalde ben. Hı hı. Yiyemezdim. Sonra annem o kadar bir güzel yapar ki gerçekten bamya yemeye evet, başladım. Evet. Ben de patlıcanı sevmezdim. Değil. Ama annem o kadar güzel patlıcan dolması yapardı ki patlıcan aşığıyım şu anda. Çok severim ben de i̇şte. Patlıcanı. Kimin yaptığı, nasıl yapıldığı da önemli gerçekten. Evet, lezzet önemli. Lezzet çok önemli. Evet. El lezzeti. Hı-hı. Bunu bir karıştırayım. Biraz açalım mı altını yoksa tamam mı? Yok tamamdır. O arada biraz hamurumuz daha dinlensin çünkü. Evet. Bu bölümü seçerken seni kim etkiledi? Birinden destek mi aldın? Birinin tavsiyesi üzerine mi bu bölüme geçtin, başladın? Nasıl oldu Ecem? Açıkçası şöyle oldu. Ben lisedeydim. Ve şöyle hani artık bitmek üzere bir bölümü seçmek zorundayım ama düşündüm. Hani hangi bölüme bölüm yapmalıyım falan diye. Hı hı. Sonra şeyi fark ettim. Her canım sıkkın olduğunda, her mutsuz olduğunda ya da kendimi çok iyi hissettiğimde mutfaktasın. Mutfaktayım. Evet. Ve dedim ki bence insanın mesleği çok önemli. Dedim severek yaparım. Böyle ilerletmeliyim dedim ve bu evet. bölümü öyle seçtim. Kendini keşfettin yani orada değil evet. mi? Benim nereden ne beni mutlu ediyor dedin. Doğru bir karar kesinlikle. Verdin. Kesinlikle. Yüzün gülüyor, sevdiği bir iş yapıyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Kesinlikle öyle. Yani severek yaparım. Zaten yeniliğe çok açık bir insanım. Yani yeni tarifler, yeni deneyimler çok seven bir insan hı-hı. olduğum için. Gastronomi de sürekli yenilenen ve gelişen bir bölüm olduğundan kaynaklı evet. aslında. Bana da, karakterime de uyan bir meslek. Hı-hı. O yüzden severek yaparım. Evet, ama tatlıyı pek sevmedin dedin. Yani tatlıyı aram iyi değil dedin. Evet. Tatlıyla belki de onu da çok yapmadığımla alakalı da olabilir. Belki evet. de şu an gidip bir pastanede çalışsam. Belki gerçekten yapabilirim. Hı-hı. Çok severek de yapacağım bir şey ama öyle bir deneyim kazanmadım. Evet, çok evet. da merakım olmadığından kaynaklı belki evet, de. Evet. Bilmiyorum. Haklısın. Ama ilerleyen süreçte olabilir. Tabii ki de niye olmasın? Evet. Yeniliğe her zaman açız. Tamam. Peyniri dolduruyorum içine koyalım. Ocağı kapatayım mı? Lütfen. Peynirle beraber karıştırıyoruz şimdi evet. ıspanağımızı. Bizim dediğim gibi pilavuya benziyor. Pilavın içerisine biz de hellim de koyarız değil mi? Evet. İçerisine bir şey kullanan da var. Talar peyniri kullanan evet. da var. Üzerine tekrar hellim rendeleriz, nor rendeleriz. Yani... Nor. Evet, tabii o bizim kültürümüze şeye de baktığımızda deriz hani kültürümüz tektir ama kendi şehirler ve köyler arasında bile değişiklik gösterir. Mesela Baflılardır aslında talar peynirli pilavı kullanan. Evet, bazı bölgede talar peynirli evet, kullanır. Mesela evet, mesela biz kullanırız. Hı-hı. Onun haricinde hellimle ya da norla evet.
kurutulmuş nohut. Evet, kesinlikle. Bir de tatar böreği var. İçine kıyma koyarız. Evet. O da güzel. Üzerine ellim rendesi. Bu da güzel bir tarif. Kesinlikle. O da bize özgü. Güzel bir lezzettir. İç dolgumuz hazır. Şimdi yavaştan hamurumuza geçelim. Hamurumuz da dinlendi. Evet. Bu kadar dinlenme yeter değil mi? Yeter. Şimdi bunu küçük bezeler haline getireceğim. Çünkü bunu hem sert olduğu için küçük bezeler haline getirip açarsak daha kolay olur bizim açımızdan. Tabii makinenin derecesi var. Kaç derecede ayarı var daha doğrusu. Evet. Kaç ayarda yapacağız? Kalınlığı, inceliği nasıl olacak? Burada sayıları var. Birincisi mesela en çok açık olan. İlk buna şey yapacağız. İki defa hepsinden geçirecek. Buna 2, 3, 4 dedikçe bu içeriği makarnayı koyduğumuz yer daralır. Daraldıkça evet, incelmesini inceli sağlar. Önce ince yapmıyoruz. Önce bir numarada yapıyoruz dediğin gibi. Şekil vererek. Evet. Daha sonra mesela bunun takletelli yapma aparatı da var. Şeyde spagetti de. Öyle de kullanabiliriz. Evet. Peki nor böreği yapacaksak onun hamuru nedir? Nor böreği hamuru. Orada yumurta yoktur değil mi? Yok, yumurta yok. Yumurta yok. Nor böreği zaten yağda da pişen bir böreğimiz. Kızartma yaparız onu genelde. Evet. Zaten onun kızartılmamışını yapan da var ama ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Kızarmış daha güzel. Kesinlikle. İncecik bir hamur ama çok da ince olursa bu defa nor patlayabilir içinden. Evet evet. Çok kalın da olmaması lazım değil mi? Kesinlikle. O önemli, hamurun inceliği, kalınlığı. Ellim böreği yaptığımda ince hamur yapabilirim. Çünkü o patlama riski daha azdır ama norda yağ attığımızdan kaynaklı patlama riski var. O birazcık daha, bir tık daha şey olması lazım. Ne kalın var onun hamurunda? Un, su? Un, su. Tuz, tuz evet, var biraz. Tuz, o kadar mı? Evet. Yeni bir makinemiz varsa burada makinede açabiliriz onun hamurunda. O olur, olmaz. Olmaz. Mm-mm. Ben de sevindim makine var. Hamur açmak biraz zor çünkü. Evet ama yok o olmaz. Yine açmak lazım. Oklavayla, merdaneyle. Evet. Parça parça koyacaksınız şimdi makineye herhalde. Evet. Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Boş zamanlarımda kendimi geliştirmekle daha çok odaklıyım aslında. Kitap okumayı çok severim. Muhakkak kitap okurum. Muhakkak işte arkadaşlarımla falan görüşüp onlarla da vakit geçiririm. Ailemle aynı şekilde. Evet. Ya boş zamanlarımı aslında dolu dolu geçirmeye çalışırım. Kardeşin var mı? Var, iki tane ablam var. Üç kızsınız değil mi? Evet. Erkek yok. Hayır. Yok. Böyle çıktı bu. Evet. Şimdi ilk bu şekli verdik. Bu şimdi kalın. Bu kalın. Evet. Biraz inceltmek lazım. Evet. Şimdi bir deydi. İkiye alalım. Birazcık çok hafif un koyayım. Birazcık un serptim ki yapışmasın. Evet. Bu makineler yıkanmaz ama değil mi Ecem? Yıkanırsa yok, paslanır. Evet. Öyle biliyorum. Ops. Sana mesela doğum günlerinde hediye alırken arkadaşlara mutfakla ilgili bir şey aldıkları zaman çok mutlu olursun değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bir de en sevdiğim alışveriş mutfak alışverişi. Evet. Bayılırım. Adetleri almak, çeşitli mutfak adetleri. Evet. Tencere, tava. Kesinlikle. Değişik ürünler. Suyumuz kaynadı. Tamamdır. Salın biraz.
Bir tık daha azalttık şeyini. Evet. İstediğimiz incelik bu. Şimdi dolduracağız herhalde. Evet. Suya tuz atacak mıyız yoksa hiçbir şey gerekmiyor o zaman. Biraz atabiliriz. Bir yandan da aslında sosumuzu da koyabiliriz tavamıza. Hı hı. Şimdi eşit bir parçada bunları kesiyorum. Bir tane ölçü örnek kestik. Onun büyüklüğünde. Evet. Aynı şekilde kesiyoruz. Hı hı. Hamurlarımızı. Bu şekilde. Ne kadar güzel bir renk oldu. Değil mi? Evet. Burada da kullanırken yumurtaları, taze yumurta kullanmamız gerekiyor. O da çok önemli herhalde. Tabii tabii. Şimdi geçelim şekline. Burada hazırladığımız iç harcımız vardı. Buna ekstra biraz karabiber. Çok az da tuz ilave ediyorum. Bu kenarlarını keselim daha düzgün olsun. Bunu böyle kestik. İçerisine dolgumuzu koyduk. İlk önce şu şekil verdik. Evet. Bu şekli aldıktan sonra şu iki tarafı şu şekilde. Çok güzel. Şöyle. Harika. Değil mi? Evet, soğuk koydum size. Teşekkür ederim. Hafif unluyorum. Evet, yavaş olması için. Evet. Çok emek isteyen bir işlem. Kesinlikle. Aynı şekil. Bunu yapıp dondurabiliriz değil mi önceden? Tabii ki. Yani el yapımı olduğu için zaten dolapta çok kalma şansı yok. Fakat bunu dondurucuya atarsanız. Bir günümüzü buna ayıracağız, yapacağız. Onu da dondurucuya atalım. Evet. Canımızı çektiği zaman da çıkarıp. Evet. Haşlayalım. Evet. Daha küçük kaşık vereyimiz yoksa tamam mı? Tamamdır, teşekkürler. Bu
Ve son iki tanemiz kaldı değil mi? Evet. Ne kadar güzel şekiller. Değil mi? Bunun çok çeşidi var. Hı hı. Farklı farklı çeşitleri var. Biraz huni şeklinde oldu, ters yaptığın zaman değil mi? Kesinlikle. Güzel. Şimdi bunları suyumuzu kaynattık zaten. Evet, kaynıyor. Biraz kısalım altını, kaynadı. Bu taze makarna olduğundan kaynaklı 3 ila 5 dakikadır maksimum bunun pişmesi. Bu arada da, evet. Fakat eğer kuru makarnadan yaparsak 8 ile 12 dakika arasıdır pişirmesi. Onun için kendiniz yapın, kısa sürede pişer makarna. Kesinlikle. Bir yandan da sosumuzu hazırlayalım. Evet. Burada dediğim, anlattığım gibi bal kabağı sosum var. Bunu kremayla açacağım. Daha önce ne gibi bir işlem yaptığımızı anlatmıştık. Evet. Balkabağını hazırlarken. Kıvam olması için krema ilave ediyoruz. Normalde makarnaları eğer sosla birleştireceksek, normal makarnadan yaptığımızı farz edelim. Şey yapmamız lazım ilk öncelikle. Al dente dediğimiz 7 dakikalık bir pişirme süresi var. Evet. 7 dakika pişirilir, ondan sonra sosla devamı şey yapılır. Aslında al dente İtalyanca bir kelimedir ve dişe gelen demektir. Hı-hı. Aslında ne anlama gelir tam olarak? O makarna pişmiştir fakat sadece hafif bir diriliği vardır. Hı-hı. Öyle kullandığınızda sosunuzla birleştiğinde hem içine de çok güzel alır makarna hem daha lezzetli olur. Bu tavsiye edilir ama değil mi? Efendim? Bu tavsiye edilir. Al dente denilmesi tavsiye edilir makarnaların. Biraz daha pişmiş severiz genelde. Evet. Hem daha pişmiş severiz bakıldığında ama en şeyi al dente olandır, daha lezzetli olanı. Açalım altını biraz daha. Olur. Yumurtalı bir hamur olduğundan kaynaklı. Evet. Birazcık daha pişme süresi olur. Sosumuz da hazır. Şimdi değişik bir renk aldı. Turuncu biraz açıldı. Rengi krema girince. Çok azıcık. Çok az karabiber koydum. Artık makarnamız hazır. Seri tabağını getireyim ben. Birazcık da burada çektirteceğim. Evet, diğer geriye kalanları da pişirecek mi isteyeceğim? Tabii pişirelim. Alayım ben. Şekillerini bozmadan. Evet. Buna çok az parmesan ekleyeceğim. Hem daha lezzetli olur hem de bağlanmasını sağlar. Şimdi yapılan işlemler çabuklaştı artık arka arkaya. Evet. Hepsi yapılmaya başlandı. Tamam. Pardon.
Normalde bir porsiyona 6 adet girer. Hı hı. Ben porsiyonu fazla tuttum. Kapatalım mı bunu? Evet. Buna bakalım. Tamam. Ben dekor olarak fesleğen kullanıyorum. Ve yeşil yağımız. Evet. Hazır. Elinize sağlık. Böyle alalım lütfen tabağımızı. Tabaklarımız hazır. Tadına bakabiliriz. Tabii ki. Bir tane kaşık alabilir miyim lütfen? Tabii. Umarım beğenirsiniz. Merakla bekliyorum. Evet, birlikte tadalım. Tabii. Hı. Güzel yemeğimizin. İtalyan mutfağı. Evet. Gayet güzel pişmesi. Tam dediğiniz gibi kıvamında, dişe gelir şekilde. Evet. Değil mi? Harika, tadı da çok güzel. Biraz sonra tatmaya devam edeceğiz. Tabii ki. Gayet güzel bir tarif aldık. Güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. İlk başta birazcık heyecanlandık ama. Evet. Sonradan. Halbuki ilk kez değil ama. Evet, daha önce gelmiştin yine programımıza. Evet. Her zamanki güzel bir tarif aldık senden Ece. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersin? Tekrardan beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Yani böyle bir menüyü yapmış olmam, makarna çıkarmış olmam benim için çok mutlu. Çünkü dediğim gibi İtalyan mutfağına çok ayrı bir ilgim var. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim çok size. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Umarım. Evet sevgili izleyiciler, bugün programımızın konuğu Ecem İlhan'dı. Ecem'e güzel sohbeti ve güzel tarifi için çok teşekkür ederiz. Başka bir tarifle, başka bir konukla yeniden görüşünceye dek sevgiyle kalın. Birlikte Pişirelim, Onan Limited'in katkılarıyla yayınlanmıştır.